Yılı Mart ayı meclis gündemi. 1. Açılış ve yoklama. 2. Saygı duruşu. 3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün imar planı tadilat talepleri konulu yasasının görüşülmesi. 4. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün bitüm temini için İller Bankası Anonim Şirketi'nden teminat mektubu alınması konulu yasasının görüşülmesi. 5. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün Çay Mahallesi Menekşe Sokağı'nın Doğantepe Caddesi'ne eklenmesi konulu yasasının görüşülmesi. 6. Dilek ve temenniler. 7. Kapanış. Arz ederim. Değerli arkadaşlar, yine tam kadroyuz. Teşekkür ediyorum. 2022 yılı Mart ayı olağan toplantımız başlamış bulunuyor. Gündem okuduk. Ek gündem yok herhalde. Gündemin ikinci maddesine geçiyorum. Başta Aziz Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, bütün şehitlerimiz için sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ederim. Gündeme geçmeden faaliyetlere bir bakıyoruz yine. Şubat ayındaki faaliyetlerimiz. Değerli arkadaşlarımız, çok güzel bir tesise kavuştuk ve çok şükür çalışmaya başladı. Çok büyük bir ilgi var. Çarşamba'daki İsmini de hep beraber Atatürk Spor Merkezi verdiğimiz bu kompleksin geldiğimiz durum itibariyle aktivitesi, etkinliği yüz güldürücü. Ben buradan bu tesisimize ilgi gösteren bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Şu anda 500'e yakın üyemiz var. Birazdan onların sayılarını da verecekler herhalde. Yüzme havuzumuz gerçekten büyük bir doluluk olanına doğru gidiyor. Burada biliyorsunuz fauna, spa ve fitness ile ilgili bölümlerimiz var. Bir de kafeteryamız var. Fauna ve fitness ile ilgili çalışmamız şu anda hızlı bir şekilde sürüyor. Bu hamamdan, oradaki hamamdan olan bir görüntü. Çok kısa bir zamanda bu kısımda hizmete girecek. Fitness ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Kafeterya ile ilgili de bugün olumlu bir gelişme oldu. Değerli arkadaşlar, biz buraları, aslında bu üniteleri, 4 ayrı üniteyi ayrı ayrı ihaleye çıkarmıştık, kiralama ihalesine. Fakat ilgi görmedi. Dolayısıyla da biz de belediye olarak tesisimizi işletmeye başladık. Ancak kafeterya için bugün işte daha yeni bir gelişme oldu. Çok güzel bir tesis olacak onunla ilgili. Ama diğer kısımlar şu anda belediyede görünüyor. Karşıdaki listede baktığımızda ay sonu itibariyle 443 üye. 4 tane kulübümüz burada eğitim veriyor. 135 öğrencimiz burada yüzme öğreniyor. Toplamı bunun 578. Bu çok güzel bir rakam. Bizim yani ilk başta beklediğimiz ilginin çok çok ötesinde ve her geçen günde üye sayımız artıyor. Şubat ayı içinde 2035 kişi kullanmış. 2035 sayısı, tekrar sayısı. Günlük ortalamada 70 kişi civarında bir
katılım var. Tesisimizin kapasitesi yüksek. Saatler saat 6.30'dan akşam 9.30'a kadar. Aslında saatlerimiz uygun ama tabii bazı saatlerde ister istemez yığılmalar olabiliyor. O seyrek olan zamanlarda da talep olursa üye sayımızı bu sayının 2 katına, 3 katına kadar çıkarmamız mümkün. İçine giren herkesin etkilendiği çok güzel bir tesis oldu. Ama şöyle eleştiriler oldu. İşte Çağcuma 28-30 bin nüfuslu bir yer. Buraya 10 numara büyük dediler. Ama Çağcumalılar her konuda olduğu gibi bu tür olumsuz yorumları da yine boşa çıkardılar. Çağcuma'da böyle bir tesisin yaşayacağına herkes şu anda kani olmuş vaziyette. Buradan bir husus daha belirtmek istiyorum. Amacımız herkesin spor yapması, özellikle yüzmeyi öğrenmesi ve yüzmesi. Zaten bu tesisin asıl yapılış amacı o. Üyelik aidatı zaten düşük ama kurumlara göre de bir takım indirimler var. Ama şuradan bütün dünyaya da duyuralım, Çaycuma'ya da duyuralım. Maddi durumu uygun olmayan çocuklarımız, insanlarımız da bu tesisten faydalanacaklar. Maddi durumu el vermeyenler, belediyemizin biliyorsun bu sene Karakış Fonu diye bir fonu büyüttük. O fondan faydalanarak yüzme havuzundan faydalanacaklar. Kesinlikle elit kesimin, paralı kesimin kullanacağı bir tesis değil. Bütün Çaycumalıların kullanacağı bir tesis olma durumunda. Ben bu konuda emeğe geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Şu anda yeni personel almadan bu tesisi açtık. Kaydırmalarla açtık. Fakat çok güzel de bir kadro ortaya çıktı. Şu andaki bu işletme yapan arkadaşlarımıza da huzurunuzda sizler adına da teşekkür ediyorum. Daha önce park bahçelerin kullandığı bir tarafı depo olarak kullanılan, bir tarafı da park bahçelerin ofisi olarak kullanılan yerin restorasyonunu tamamladık. Burası da sosyal tesislerin bir eklentisi olacak. Oradan görüntüler. Buralar eski müdür muavini, SEKA'nın müdür muavini lojmanlarıydı. Aslına uygun restorasyon yaptık. Pırıl pırıl bir tesis daha kazanmış olduk. Önemli misafirler için kalacak bir yer. Şubat ayı içinde olumsuz hava şartlarına rağmen yol çalışmalarımız devam etti. Hemen belediyemizin yan tarafında bulunan Uğur Mumcu Caddesi'nin bitişiğindeki yoldaki çalışmaları görüyorsunuz. Altı Nisan kavşağından itibaren bu tedde üzerinde 30 metrelik yolumuz var. Yaya Köprüsü ve diğer köprülere doğru uzanan, zamanında güzel bir şekilde planladığımız, onun ayrımından itibaren şartlar, hava şartları kötü de olsa, çamur da olsa oradaki o bağlantı çalışmalarımız sürüyor. Çünkü hafriyat kamyonlarını da buraya yönlendiriyoruz ki şehir içinde olmasınlar diye. Bu yolu da özellikle iş makineleri için, ağır vasıtalar için kullanılır hale getirdiler arkadaşlarımız. Yeni köprüden itibaren Nadır'a doğru gelirken artık oralar ilgi alanı içinde kalmaya başladı. Biliyorsunuz Dedeler ve Aydınlar Mahallesi de yaklaşık bir yıldır Çaycuma'nın bir mahallesi oldu. O mahallemizin girişine yakışır şekilde ve aynı anda Çaycuma Koleji'nin de bağlantı yolu olan ana yolda güzel bir kavşak çalışmasına başlamış bulunuyoruz. Orada bu yol meydanın yapılması için doğalgazın da deplase edilmesi gerekiyordu. İşbirliğiyle onu da deplase edildi. Yaşam Park 2'ye geciktik bu pandemi dolayısıyla. Orada da çevre duvarı aynı mevcut pazar yeri de olduğu gibi aynı karakterde bulvarın kenarına taş duvar yapılmasına başlanmış oldu.
Biliyorsunuz arkadaşlar, kar ve buz çok yıpratıcı, aşındırıcı bir olay. Kar sonrası meydana gelen bozuklukları arkadaşlarımız, özellikle yaya yollarında bu oynayan taşlar herkesi sinirlendiren bir şey. Sanıyorum bu çalışmalar tamamlandı. Eksik bir şey kaldı mı ana caddelerde? Hepsi elden geçti peki. Park bahçelerimiz her mevsim çalışmak durumunda. Kışın hazırlık bakım çalışmaları var. Yazın sulama vesaire. Yaza hazırlıklarımız şu anda tamamen devam ediyor. Ağaç budamalar, temizlikler. Evet, Şubat ayında epeydir beklediğimiz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sembolik bir bedelle Çağcuma Belediyesi'ne hediye ettiği otobüsümüz geldi. Bize teslim edilmeden önce otobüs modeli eski olmasına rağmen A'dan Z'ye her tarafı restorasyondan geçti. Ve ona da bir güzergah belirledik. O güzergahta deneme seferlerine başlamış durumdayız. Buradaki son şema değil mi bu Sezai Bey? Bu otobüsün ana hareket yerinin şimdilik TOKİ evlerinin olmasını düşünüyoruz. Oradan başlayacak, Nihat Kantar Caddesi'ni takip edip Pehlivanlar Kent Ormanı'ndan dönüş yaparak Şanzelize dediğimiz Yalı Caddesi'nden pazar yerine ulaşacak ve yeni belediyemizin önünden tekrar TOKİ'ye ulaşacak. Bu şekilde bir ring düşündük. Bu hem olmayan bir hattın ihyası hem de diğer minibüsçü arkadaşlarımızın güzergahının dışında bir güzergah. Duruma göre bu izleyip devamına bakacağız. Bu pazar Karabusa mahallemizde muhtar seçimi var. Biz de oraya aday olan kardeşlerimizi çağırdık. Onların yalnız bırakmadığımızı göstermek için kendileriyle bir çay sohbeti yaptık ve böyle bir hatıra fotoğrafı çekerek hem seçimde başarılar diledik hem de kim kazanırsa kazansın beraberce Çağcuma'mıza, mahallemize hizmet etme sözü aldık. Değerli arkadaşlar, daha önce de Çağcuma'ya gelip giden aslen Zonguldaklı, Türkiye çapında başarıları olan, madalyaları olan milli bisikletçimiz var. Murat Suya Batmaz. Benim davetim üzerine geçen hafta sonu geldi. Teknik arkadaşlarımızla beraber bütün bisiklet yollarımızı yerinde incelediler. Aksaklıkları yerinde tespit ettiler. Şimdi yaya olarak gezerken veya arabayla gezerken bisiklet yollarındaki hataları biz fark etmiyoruz. Ancak onu bisiklete binenler biliyor. Çok tehlikeli şeyler var. Mesela mantar dubalar tam bisiklet yolunun alnında biz otomobiller park etmesin diye biraz bazı yerlerde aşırıya kaçılmış vaziyette. Yani bisiklet yollarının tam normlarına uygun bir şekilde olması için tespitler yapıldı. Bunları da düzeltmeye başladılar arkadaşlarımız. İnşallah önümüzdeki dönemde de bisiklet eğitimle ilgili bir parkı da oluşturma kararı aldık. Murat Suya Batmaz gönüllü olarak bize bu desteği veriyor. Kendisi sırf bu iş için bize desteğe geldi. Kendisine buradan teşekkürlerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Bu sene biliyoruz pandemi nedeniyle Emit fuarlarında aksamalar olmuştu. Zonguldak Valiliği'nin bir standında biz yine Çağcuma'yı temsilen katıldık. Gönüllü olarak buraya katılan arkadaşımız Feridun Ünsal'a huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Bizi Çağcuma'yı orada temsil etti. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yöremin sanatçısı Sezai Çağdaş yağmur altında bir konser verdi. Bakın nasıl yağmur yağıyor. Ama güzel bir izleyici kitlesi vardı. Yağmura rağmen terk etmediler. Böyle değişik, unutulmaz bir konser oldu.
Geldik zurnanın zırt dediği yere. Bu şey var mıydı? Işıklı işaret. Nerede? Ha şu. Bu nasıldı? Şu nerede yanıyordu bunu? Değerli arkadaşlar, şurası Filios Limanı. Limanın bir kısmı girmiş. Şurası endüstri bölgesi. Şunun şu doğu sahili, bu tarafı tamamen Türkiye petrollerine verildi. Şu kısım endüstri bölgesi. Burada altyapı çalışmaları devam ediyor. Türkiye petrolüne verilen alanda da hummalı bir faaliyet var. Çok hızlı çalışmalar var. Ve duyduğumuza göre de limanın da tamamı Türkiye petrollerine tahsis edilmiş vaziyette. Son hesap itibariyle, son durum itibariyle. Şimdi burada bu harita, bu bölgenin bana göre Sevr haritası. Şu gördüğünüz mavi alan, buraya kadar gelen havaalanının pistinin Kavcuma hizasına kadar gelen mavi alan, endüstri bölgesinin genişleme alanı. Bakın, mevcut endüstri bölgesi burası. Genişleme bölgesi şu mavi alan. Ne kadar bu? 335 hektar. 335 hektar. Şu kırmızı alansa lojistik merkez olarak belirlenen havaların pistinin ucundan Kavcuma Köprüsü'ne kadar olan alanda lojistik bölgesi diye 303 hektar diye ayrılmış bir alan. Şu yeşil kısım 168 hektar. Şu yeşil kahnalar tarafındaki Karalar Şahaldınar tarafındaki. Burası da 168 hektar. Sera OSB diye ayrılmış. Şurada da 98 hektarlık alanda bunun devamındaki bu Çayköy, Çomranlı civarındaki alanda hayvancılık OSB diye. Zaten son bir burası kaldıydı. Biz de yıllardır çırpınıp duruyorduk. En azından şu alan tarım alanı, hayvancılık alanı diye bu canım alan, doğanın yarattığı bu alüvyonlu alanlar kalsın. Senede iki sefer, neredeyse üç sefer ürün alınan bu alanlar kalsın dedik. Fakat doyulmuyordu. Doyulmuyor ve biz maalesef Kavcuma kamuoyu olarak, yani kimseye hedef göstermiyorum, hepimiz adına söylüyorum. Biz bütün bu olup bitenlere maalesef seyirci konumundayız. Yukarıdan birileri bir şeyler çevirip geliyor ve şu anda bu memleketin her şeyi artık bitmiş vaziyette. Filios Vadisi'nde artık bir karış yer kalmamış vaziyette. Bu harita şu anda kabul edilmiş değil deniyor. Ama bu harita yapıldığına göre daha öncekilerde olduğu gibi bu da günün birinde belki sabah akşam yakın bir zamanda işlerle kavuşacak. Yani bu üzüntümü de sizlerle ve kamuoyuyla bir kere daha paylaşmış oluyorum. Şimdi gündeme dönebiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen ay gündemsiz toplanmıştık. Bu ay da aslında gündemsiz sayılabilir. Son derece teknik ve önemsiz sayılabilecek 3 tane maddemiz var. Geçen hafta Enerjisa yetkilileriyle bir araya geldik. Enerjisa'dan herkes şikayet ediyor. Bütün Zonguldak'ta bu özellikle kar yağışları sırasında problemler yaşanıyor. Ancak biz geldiğimizden bu tarafa Enerjisa'yla son derece sıkı bir işbirliği yapıyoruz. Onlar da imkanları çerçevesinde karşılıklı olarak onların yatırımları ve faaliyetleri konusunda biz de onlara destek oluyoruz. Karşılıklı güvenimiz var, karşılıklı bir işbirliğimiz var. Pandemi dolayısıyla ve ödeneksizlik dolayısıyla geçen yıllarda talep ettiğimiz ancak yapılamayan bir takım işleriyle ilgili bir planlama yaptık. Bir aksilik olmazsa bu sene Enerjisa'dan güzel yatırımlar bekliyoruz. Onların çok detayına girmeyeceğim. Bu üçüncü maddedeki imar planı tadilat talepleri Perşembe kavşağından başlayıp
yukarıda bu Burunkaya yolunda yaptığımız göbeğe kadar olan kısmın aydınlatılması ile ilgili bir teknik düzeltme. Oradaki imar yolumuz bizim 30 metre. Fakat yerinde bilfiil yapılan asfalt kaplama bordürler arası 11 metre. Yani yolun sağında ve solunda bir hayli daha yerimiz var. Yani bunlar boş yerler değil elbette. Bunları da yaya, bisiklet yolları ve değişik amaçlarla kullanacağız. Belki bir yeşil bant oluşturacağız. Bu yolla ilgili elektrik direklerinin dikilmesiyle ilgili teknik bir düzeltme ile ilgili yolun aksında yapılacak bir tadilatla ilgili. Bu tadilat talebini komisyona havalesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle komisyona havale edilmiştir. Dördüncü maddede bitüm alınmasıyla ilgili bir talebimiz var. Arkadaşlar bitüm bin liradan, tonu 1000 liradan şu anda 7500 liraya ulaşmış vaziyette. 7,5 kat artmış vaziyette. Biz efendim 7500 lira civarında ki her anda değişiyor biliyorsunuz. Biz BSK dediğimiz bitümlü sıcak karışım yapmamız gereken yerlerde bitümle beraber aldığımızda yapımcı firmalar zorluk çekiyorlar. Çünkü fiyatlar değişken, ihaleye girerken fiyat vermekte de zorluk çekiyor. Çünkü her an her şey değişebiliyor. Türkiye Petrolleri'nin bir imkanından faydalanarak 12 ay vadeli bitümünü biz belediye olarak temin edersek o zaman bu BSK'yı yapacak, ihaleye girecek kuruluşun işini kolaylaştırmış olacağız. Hem de bizim işimiz de kolaylaşmış olacağız. Biz de bunu 12 taksitle ödemiş olacağız. Bunun için bu alım için, bitüm alımı için İller Bankası'ndan teminat isteniyor. Bu teminat mektubu alınabilmesi için yetki verilmesi diye bir gündemimiz var. Burada miktar belirtmemiz lazım diye düşünüyorum. Ne kadarlık bir alım için yetki isteyeceğiz? Miktar olarak söyleyecek. Toplam, o şimdilik. Şimdi evet. Yani fazlasını almamız lazım. Şimdi biz teminat koşulları mektubunu fazla alalım ki evet, tekrar mektup isteme durumunda kalmayalım. Yani çünkü bürokrasiyi artırıyor. 1.276.000 dediğimiz tutarın yani 2 milyon gibi bir tutar olması. Miktar konuşmuyor. TL mi konuşacağız? Şey mi konuşacağız? Miktar mı konuşacağız? Ton. Şu kadar ton bitüm mü diyeceğiz? Ben, ama mektup olduğuna göre para konuşmamız lazım. Para yani konuşmak lazım. Yani şey diyelim, güvenli alanda kalmak için biraz yüksek tutmamız gerekiyor yani. Şu anda ilk plandaki ne kadardı? 1.276.000 TL'ydi. 3 milyon lira diyelim mi? 3 milyon liralık mektup diyelim. Evet. Yani ilk hem, alımın 3 katı kadar. Evet, hem ihtiyaç artışı söz konusu olursa hem de fiyat artışı söz konusu. Bu konuda olursa başka bir görüş olan buyurun. Evet, bu bütün için kullanılacak hangi mahallelerde kullanılacak? Hangi mahallelerin sokak ve caddelerinde kullanılacak? Kaç metrekare alan kaplayacağız? Öğrenebilir miyiz? O gizli şu anda, onu açıklayayım. Öyle. Evet. Onu da bilgi almak istiyoruz. Süper, bu belli değil. Yani bir global bir ihtiyaç belirledik. İşte onun zaten gizli saklı bir işimiz yok her zaman. Yani nereye ne yapacağımızı konuşuruz. Önce mektup alalım, arkasından bitim alalım, ihalesini yapalım. Yapma zamanı geldiği zaman onları da beraber paylaşalım. Yapacağımızı bilmeden ne kadar alacağımızı da bilemiyoruz. Nasıl olacak bu iş? Nerelerde kullanılacak? Yusuf Bey, bunun 10 katını da alacak olsak, öyle bir gücümüz olsa yapacak yer çok. Yapacak yer çok. Siz stok olarak alalım. Stok da değil. Yani biz bunu alacağız. Paramız, ayağımızı, yorganımıza göre uzatıyoruz. Paramız olursa daha sonra tekrar alacağız. Duruma göre. Ama şimdi kalkıp da yüklü bir alım yapıp da yarın bir gün altından kalkamazsak olmaz. Acil olan yerlerimiz var. Şimdi bir miktar alım yapıyoruz.
İleride ihtiyaç olduğunda daha yapacağız. Biz şu anda bitüm alınabilmesi için mektubu konuşuyoruz. Nereler yapılacağını konuşmuyoruz. Şu anda 1 milyon lira civarında bir bütüm için taleple geldiler. Biz de diyoruz ki 3 milyon liralık bir talep alalım. Bunu ihtiyaca göre bu mektubu almak üzere diye yetki istiyoruz. Nerelere yapılacağımızı konuşuruz. Var mı başka bir şey demek isteyen? Türkiye Petrollerinden mi bu, başka bir kuruluş mu? BOTAŞ'a bağlı. Türkiye Petrol. Türkiye Petrol, yani Turkish Petroleum International Company diye firma. Tamam. BOTAŞ'a bağlı. BOTAŞ'a sermayesi bağlı kuruluştan evet, 12 bütüm ay almak taksitle. Üzere 3 milyon lira bütüm almak üzere İller Bankası'ndan mektup alınması için belediye başkanına her türlü iş ve işlemler için yetki verilmesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle yetki almış. Teşekkür ederiz arkadaşlar güveninize. Gündemde o yazmıyor ki. Adalet talebi. Ha. Pehlivanlar Mahallesi'nde belediye tarafından bir mahalle evi yapılması planlanmakta. Bununla da ilgili plan değişikliği gerekmekte. Bunu da komisyona havalesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kusura bakmayın. Onu hızlı geçmişiz diye okumadan. Beşinci maddede nasıl diyelim, hastaneden itfaiyenin oradan doğru inen Doğantepe diye bir caddemiz var. Bu caddenin Nihat Kantar Caddesi'ne bağlanan yerde de Menekşe Sokak diye bir kısmı var. Yani bu kullanımda bir sıkıntı yaratıyor. Caddenin, Doğantepe Caddesi'nin devamlılığını sağlamak üzere yapılan bir işlem. Doğantepe Caddesi'ni özetle Nihat Kantar Caddesi'ne kadar uzatmış olacağız bu taleple. Yerinde canlandırabildiniz mi? Kafanızda bilmiyorum. Eskişehir Mezarlığı'nın yanındaki yol. Eskişehir Mezarlığı'nın yanından inen yol, o kavşakta. Nihat Kantarcı inen caddesine inen. O Mustafa Kemal Paşa caddesi yaptık ya. Orada sona eriyordu. Orada kısa bir yer Menekşe Sokak diye geçiyordu. Doğuş Veterinerliği. Zaten orada da tek bir bina numara alıyormuş. Yani orayı Doğantepe Caddesi olarak uzatmış oluyoruz. Menekşe Sokak'ı kaldırmış oluyoruz. Kabul edenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir arkadaşlar. Dilek ve temennilere geldik. Nisan ayı toplantısının tarihini belirleyelim. Saat 17.30 diyorum yine. Dilek ve temennilerde söz Yusuf Bey. Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizim dilek ve temennimiz Güney Hoki Köprüsü'nün Burunkaya Kavşağı ile arasındaki o keskin virajda iki tane kasis var. Kasisler biraz kara yolları veya trafik yönetmenine uymuyor. Vatandaşlarımızdan bu şekilde bir şey var, tepki var. Bunlar çok yüksek ve geniş yapılmış. Özellikle yağmurlu akşamlarda fark edilmiyor, şu anda dikkat çekmiyor. Hızlı girdiğiniz zaman, ben özellikle pick-up'la girdiğim halde sıkıntı yaşıyorum. Bu yol aynı zamanda ambulansların kullandığı yol. Yani iki tane kasis birbirine de çok yakın. Bu kasislerin gözden geçirmesini temenni ediyorum. Ne yapılsın kasislere? Kaldıralım mı? Kasisler trafik kurallarına bence uymayacak bir şekilde çok yüksek ve geniş yapılmış. Ne yapalım? Girişim çok sert. Ne yapalım? Örneğin kesik çizgili hız geçici beyaz çizgili şeyler oluyor. Tamam. Karayollarında. Kış şartlarını boyamıştık. Boyalarını tazeleyelim. Duydunuz mu arkadaşlar? İkazları tazeleyelim. Evet. Levhalar var. O levhaları daha görünür hale getirelim. O viraj eğer o kesicileri yapmasaydık çok büyük ölümlü kazalara sebep olacaktı. Evet, yani ben hiç bana kalsa Bülent Kaltarcıoğlu'na bir tane kasis yapmam.
medeni insanların yaşadığı yerde kasis olmaz. Evet. Ama şartlar bizi zorluyor maalesef. Biz gene o insanların, o sürat yapan insanların sağlığını düşünmek zorundayız. Çok geniş ve yüksek. O geniş zaman... olması işte işi daha kasisten geçişi kolaylaştırıyor. Eğer kısa olsa zıp diye zıplayacak, o daha kötü. Bir araba boyundan fazla yapıyoruz ki iki tekerlek birden aynı anda şeye girmesin diye. O zaman ona herhangi bir görünmesin beyaz... işte bu o, şey ama arkadaşlar bakın onu yaptık, kar yağdı. Yağmurlu havada çok dikkat çekmiyor. Şu anda ona herhangi bir beyaz çizgi mi olacak? Sonra bakın yolun aydınlatması da yapılacak. Yani şimdi kapkaranlık orası. Dediklerinizde haklısınız ama çalışmalar tamamlandıkça onlar olacak. Ama boyalarını tazeleyelim hızlı bir şekilde. Havanın iyi olduğu bir zamanda. Teşekkür ederiz. Evet. Fosfor değil mi o devre? E tamam işte fosforlu zaman. Şimdi bir geriye, biraz daha geriye, mesela kasis 100 metre falan diye de bir ikinci bir işaretleme yapılabilir. Daha büyük evlattı. Ya bir de tabii şimdi kullanımı açtık ama aydınlatma yok, hiçbir şey yok. Bir de kış şartlarında şimdi onu da biz vardı, olumsuz etkiler var. Peki arkadaşlar, ben yine aramızda misafirlerimiz var, onlara da hoş geldiniz demeyi unuttum. Vallahi sağ olun, bizi mutlu ediyorsunuz. Her zaman bekleriz yine. İnşallah. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Toplantıyı kapatıyorum artık.